Herkese merhaba. Bugün yeni bir oyunla daha karşınızdayım. Offensive Combat Redex oynayacağım. Oyun şu an beta sürecinde. Yapımcı firma bir süre önce sınırlı sayıda beta key dağıtmıştı ve ben de bu beta keylerden bir tanesine ulaştım ve bugün oyunu birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Oyun 18 Ağustos'ta Steam'de erişilebilir olacak, onu da söyleyeyim. Ama ücretli mi çıkar, ücretsiz mi çıkar onu henüz bilemiyorum. Net bir bilgim yok. Şimdi hemen oyuna dönelim. Böyle bir ana ekranla karşılıyor bizi. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi hemen hemen bütün oyunlarda olan bazı sekmeler, menüler var arkadaşlar. İşte karakteri özelleştirdiğimiz ve ekipman aldığımız bir menü. Silahların özelliklerini incelediğimiz bir tane menü var. Bir poligon var. Hemen onu göstereyim kısaca. İstediğiniz silahı alıyorsunuz ve bu poligonda çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ateş etme dinamiklerine bakabilirsiniz. Yani PvP oyunlara girmeden önce burada çalışmak faydalı olabilir. Şöyle göstereyim hemen. Burada konu mankenleri var. Şu poligonu da biraz uzaklaştırabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi şöyle göstereyim. Yakın ve uzak istediğiniz ayarı çekebilirsiniz. Sol tarafta da nereyi vurduğunuzu rahatlıkla görmek için bir izleme ekranı var. O da güzel olmuş. Şöyle konu mankenlerine atış edelim biraz. Evet. Direkt ne kadar hasar verdiğiniz falan hepsini burada görerek çalışabilirsiniz. Burası böyle küçük bir harita. Burada çalışma yapabiliyorsunuz. Şurada bir el bombası çalışma alanı var. Şöyle direkt. Evet, buradan da el bombası çalışmaları yapabiliyorsunuz. Evet, hemen şimdi tekrar ana menüye dönelim. Ve bir oyuna girelim arkadaşlar. Şu farklı haritalar var. Şu an 6 tane harita var. Herhalde güncellemelerle falan bunların sayısı artacak gibi geliyor bana ama hele bir oyun çıksın. O zaman çok daha net anlayacağız ne oluyor, ne bitiyor diye. Dry Run haritasına girdim ve başlıyoruz. Geri sayım. Çok heyecanlı. Evet, onu bana vurdurmadı. Tekrar spawn oldum. Evet, ilk izlenim olarak grafikler fena değil. Böyle bir koşmamız var. Her şey yerli yerine. Zıplama vesaire. Evet, standart FPS oyunlarından alışık olduğumuz kontrollere sahip. Orada bir zırh görüyorum. Evet, zırh aldım. Armor. Evet, ilk kilimi de almış oldum. Bu arada rakibinizi öldürdükten sonra hemen göstereceğim onu. Rakibi öldürdükten sonra cesedinin başına gidip saygısızlık yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir hareketler koymuşlar. Bakalım şimdi göstereceğim. Bakın. Gibi. Evet, adamın cesedine bayağı osurduk yani. Böyle bir şey koymuşlar. Öyle artık be. Şuna yapalım aynısını. Evet, böyle bir disrespect atıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı sinir bozucu yani aslında. Oha. Sesler daha iyi olabilirmiş ama onu söyleyebilirim. Çok tek düze sesler. O da bir yerden sonra yorucu oluyor. Evet, sağ klik yaptığınız zaman nişan alıyorsunuz. Bir tane bombayla kill alayım dedim ama sana osuracağım.
Bu hareketleri değiştirebiliyorsunuz. Aha bomba attım, kaç. Bu hareketleri değiştirebiliyorsunuz. Ona hemen bakacağım nereden olduğunu. Bir dakika. Evet. G'ye basınca şöyle başka bir hareket seçtim. Bakalım bunda neler yapacağım. Gel lan buraya, neredesin? Evet, şöyle hareketler, alkış sesleri eşliğinde. Yani fena değil. Biraz sinir bozucu bir. Teşekkür ediyorum, teşekkürler, teşekkürler. Önemli değil. Evet, böyle hareketler çekiyorsunuz. Onun dışında gösterebileceğim şöyle işte ikinci silahınız zaten bir de şöyle tahtadan bir kılıç var. Öyle bir şey koymuşlar. Şarjör değiştirme biraz uzun mu sürüyor? Yoksa bana mı öyle geldi? Gel lan buraya. Bu arada şarjör değiştirirken el bombası atmaya kalkarsanız atamıyorsunuz. O şarjörün değiştirmesini beklemek durumundasınız. Bir tane daha vardı. O harekete de bakacağım. Şu 3 tane hareketi var şu an. Saygısızlık hareketi. Ona bakalım. Evet. Bunda da dans ediyor müzik eşliğinde. Hakan oyunda şu an. Hakan Johan'ı aldı. Hakan Johan'ı aldı. Vay güzel. Hakan ciğerimi söktün Hakan. Evet. Bunu yapmasam içimde kalırdı ama ben şu hareketi tekrar değiştireceğim. Daha pis bir şey yaptım bu sefer. Gelin lan buraya. İkinize de osuracağım. Gel buraya. Sana da osurdum. Ha, kayboldu adam. Evet, biraz abartmışlar ama. Yani bu biraz abartı olmuş diyebilirim yani. O kadar da... Yani bu kadar da sinir bozucu yapmaya gerek yokmuş yani. Biraz sanki fazla sinir bozucu olmuş. Hele bir de hırslı bir oyuncuysanız yani gerçekten sinirleriniz fazla bozulabilir yani bu hareket karşısında. Evet Hakan. Biraz da ben senin ciğerini sökeyim. Bombayla ciğerini söktük Hakan'ın. Şöyle rakip arıyorum. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi süre var. Güle güle. Aa ölmedi. Nasıl ölmedi o? Bug'da mı kaldı? Ne oldu? Sana osuracağım ben. Ha! Oğlum adamı osurukla püskürttüm. Evet yine insanı gaza getiren bir dış ses var. O güzel oluyor. Canınız azaldığı zaman hasar aldığınızda falan size uyarı konuşmaları yapıyor.
Ya da işte kill aldığınız zaman. Ateş etme dinamikleri çok iyi değil ama arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Arada kaldım. Evet, ateş etme dinamikleri daha iyi olabilirmiş. Yani silahın neredeyse tepmesi yok yani, öyle söyleyeyim. Direkt eğimi götürün ve adamı öldürün yani. O bombayı attım, sen de öleceksin. Ha, ölmedi. Zaten öldü daha doğrusu. Evet, son 1,5 dakika kadar kaldı. Arkadan yedik. Evet, ateş etme dinamikleri gerçekten çok daha iyi olabilirmiş. Biraz basit kalmış arkadaşlar, onu söyleyebilirim yani. Öl. Ölmedi. Valla tabanca daha avantajlı gibi geldi bana. Çünkü şarjör değiştirme süresi çok daha kısa. Ve hasara bakayım. Öbürü 17 vuruyordu Scar. Bunu merak ettim ne kadar vuracak. Hemen şöyle. Ulan çıkın biriniz. 17 vuruyor aslında. Yani Scar'la neredeyse aynı hasarı veriyor ve çok daha seri bir silah. Ya tabanca çok daha seri. Tabanca çok daha avantajlı. Yani hasar nasıl diyeyim? Hasar olayını tam olarak yapamamışlar gibi. Tabanca ile Scar aynı hasarı veriyor gibi geldi bana. İlk anladığım o, ikisi de 17 hasar veriyor. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde. Umarım video fikir vermiştir biraz olsun. Oyun oynamaya devam edersem farklı oyun modlarına ve farklı silahlara yine bakacağım ve o konuda da farklı videolar gelecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.